Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İslam'ın temeli oluşturan hadisler. 10 nolu hadis. Allah helal ve tayyip yiyeceklerle yapılan ibadetleri kabul eder. Allah Celle ve Ala helal ve tayyip yiyeceklerle yapılan ibadetleri kabul eder. An Ebi Hureyre radiyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innallâhe tayyibun la yakbalu illa tayyibe ve inna Allah emara'l mu'minina bima emara bihi'l mursalin fe qala taala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati ve amalu salihah ve qala taala ya ayyuhellezine amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma zekara er racul yutilu es sefera eş'ase aghbara yemuddu yedeyhi ila semai ya rab ya rab ve mat'amuhu haramun ve meşrabuhu haramun ve melbesuhu haramun ve guzzi bil harami fe enna yüstecebe leh. Revahu Müslim. Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Ey insanlar, şüphesiz ki Allah tayyiptir. Tayyipten başkasını da kabul etmez. Allah müminlere ve Resulü emrettiği şeyleri emrederek ey Resuller, ey benim elçilerim, helal olan şeyleri yiyin ve salih ameller işleyin. Yani tayyip olan şeyleri yiyin ve salih ameller işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı pekala bilmekteyim. Yine başka bir ayet-i celilede Rabbimiz, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların helal, tayyip, hoş olanlarından yiyin buyurmuştur. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir adamdan bahsederek şunları söyledi. Bir kimse bir yolculuğa çıkmış, uzun sefere çıkar, saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir halde ellerini sema uzatır. Ya Rab, Ya Rab diye dua eder, nida eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Bu haramlarla beslenmiş olursa böylesi bir kimsenin duasına nasıl icabet edilir? Vesselam.